Ben zaten Türkiye'de oldum olası bu AK Parti hükümetinden öncesinde de şimdi de seçimlerin zaten doğal seyrinde gerçekleştiğini düşünmüyorum. Zaten hep bir etkinliği olduğunu düşünüyorum. Var. Gerçi kulaktan duyma bilgiler ama sürekli hani oy çalındı işte gibi şeyler çok duyuyorum. Gerçi hani bunlar şey de olabilir. Bir hurafe de olabilir ama var. Var var. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu malum iktidarın elinde. Evet. Bununla beraber aşağı doğru kademe kademe inersek de iktidarın elinde olan çok şey var. Güvenli olduğunu pek zannetmiyorum. Seçim güvenliği konusunda çekincem var. Her seçimde olduğu gibi. Yani açıkçası sandıktan çıkacak şeye çok fazla güvenmiyorum. Çalınma var, değiştirilme var, kaybedilme var. Yani her türlü dolap dönüyor. Bu yüzden güvenmiyorum açıkçası. Ne kadar oy kullansak da. Şüphelerim var. Evet. O nedenle oylarımızın da doğru değerlendirildiğini düşünmüyorum. Bir vatandaş için bence en büyük dram yaşadığı ülkedeki oyların güvenliğinin şüphe altında olmasıdır. O nedenle çok endişeliyim. Var. Her daim oldu. Ben bundan önceki seçimlerde sandık görevlisiydim. Gerçekten hani sandıkların başında durulmadığı takdirde bazen yani bazı partilerin yani kendi kişisel çıkarlarına göre yani bir şeyler yapıyorlar yani öyle söyleyeyim size yani. Yok, şu ana kadar bir olay olmadı. Bundan önce doğuda belki şüpheler vardı. PKK olaylarından dolayı bir sıkıntılar vardı ama yine belki cüzi miktarda olacaktır ama genel bir seçim güvenliğinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir güvencem yok aslında. Az buçuk bizim gibi bilinçli insanların da bazı yönde oy vermesinin de bir işe yarayabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Evet. Ama yine de ülkemiz için elimizden geleni yapacağız. Gidip oy vermemiz gerekiyorsa vereceğiz yani. Seçmen hem bir yandan oyuna karar vermeye çalışıyor, bir yandan da seçim sistemine ve o gün yaşanacaklara dair kafasında pek çok şüphesi var insanların. Kesinlikle. Sıkça duyuyoruz. Yani özellikle seçim sisteminde güvensizlikten dolayı sandığa gitmemeyi düşünen önemli sayıda insan var. Seçim süreçleriyle ilgili endişesi olan veya kafasında en ufak bir soru işareti olan kişilerin gidip siyasi partilerden bu süreçte görev alması lazım. Neden? Çünkü seçim kanunumuz herkese süreçleri denetlemesi için yeteri kadar yetkiyi ve aracı veriyor. Şimdi partiler bunu kullanmazsa, vatandaşlar bunu kullanmazsa yaşanabilecek olan denetim eksiklikleri, hele hele referandum gibi sonuçların böyle çok kafa kafaya gittiği bir süreçte gerçekten çok büyük farklılıklara yol açabilir. Ben bununla ilgili soru işaretlerine sahipsem, sandık müşahidi olmalıyım, sandık kurulu üyesi olmalıyım, tutanağımı ama siyasi partiye ama sivil topluma ulaştırmalıyım ve bu sürecin takipçisi olmalıyım. Peki diyelim ki bir sandık düşünelim, ben görevliyim diyelim ki ben elimden geleni yaptım kendi partim adıma. Diğer parti temsilcileri de oradaydı müşahitler olarak. Sayımın son saniyesine kadar kanımızın son damlasıyla her şeyin adil, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde aktarılmasını sağladık. Her şeyi kapattık, birbirimize iyi sabahlar arkadaşlar, hayırlı günler, güzel sabahlar dedik, ayrıldık. Onlar bir arabalara falan konacak. Yani onu bize anlatmanı istiyorum bir sahne. O arabalara kondu onlar ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmek üzere gittiler. O arada, o yolculuk esnasında oylarımızın başına bir şey gelebilir mi? Şimdi sandık sonuç tutanağı her ilçedeki sistemde ki artık seçse geliyoruz. O fiziksel tutanağın sonuçları ilçe seçim kurullarında dijital ortama aktarılmaya başlandı. Bu il, bu ilçe, bu sandık numarasında şu kadar evet çıktı, bu kadar hayır çıktı. Bu kadar geçersiz çıktı, toplam bu kadar oy kullanıldı gibi o güne ait temel bilgileri ilçe seçim kurullarında elektronik ortama aktaracak. Diyelim ki evet o sandıktan 100 numaralı sandık kolay olması açısından 100 sayısını seçelim. 100 numaralı sandıktan 62 hayır, 37 evet çıktı. Tamam. Bir tane de geçersiz koydum. Toplam 100 oldu. Tamam. Peki. Diyelim ki ben bunu geçerken 57 geçtim. Ötekini başka. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Yani şöyle düşün. Bu sistemin içinde insanlar çalışıyor. Her zaman hata olabilir. Esas olan ve bizi kafamıza yastığı koyduğumuz zaman rahat uyduracak olan şey bu sistemin denetlenebilir olması. Seçsiz ne yaptığını ve nasıl denetleneceğini çok net anlamak lazım. Seçsiz şunu yapıyor. 150 bin tane sandık var. Her birinde bir tane adam veya kadın var. O sandık sonuç tutanağındaki bilgiyi ekrana giriyor. Ve seçsiz sonra bu 150 bin tane sonucu alıyor ve bize diyor ki seçmenlere, evet referandumun sonucu budur. Yani o 150 bin sonucu dijital ortamda topluyor. Sandığın başında sandık sonuç tutanaklarının birer kopyası bütün siyasi parti temsilcilerine dağıtılıyor. Eğer ben giriş esnasında hata yaparsam yaptıysam veya eğer yolda yani okuldan çıktık ilçe seçim kuruluna gelene kadar
birileri bir şeyleri değiştirdiyse aslında benim için çok bir şey fark etmiyor. Ben eğer siyasi parti temsilcisiysem ve bende o tutanan bir örneği varsa ıslak imzalı, sandık kurulu üyelerine veya müşahitlerine verdiği, Yüksek Seçim Kurulu her sandığın sonuçlarını o gece siyasi partileri açıklıyor. Diyor ki seç sesin içinde bu sandığa ait bu sonucu görüyorum. 100 numaralı sandıkta benim elde ettiğim sonuç bu. Ben bakıyorum, atıyorum CHP Genel Merkezi'nde veya MHP Genel Merkezi'nde bana gelen ıslak imzalı 100 numaralı sandık tutana hayır 67 değil 57 gösteriyor veya tersi. Ne yapıyorum o anda? Hemen itiraz mekanizmaları başlıyor. İlçe seçim kurullarında siyasi partilerin itiraza yetkili görevlileri var. Bunlara sen diyorsun ki bakın bende ıslak imzalı örnek var. Sizin Yüksek Seçim Kurulu'nda yayınladığınız sonuçla benimki birbirinden farklı. Seçsizin denetimi gerçekten siyasi parti temsilcilerin o tutanaklara sahip çıkmasından, dolayısıyla sandığın başına o tutanağı alacak birinin olmasından geçiyor. Esas olan şu, seçim sistemimiz altyapı olarak her türlü denetime ve her türlü katılıma açık. Bize düşen görev, vatandaşlar olarak bize düşen görev bunlardan faydalanmak ve o günün daha şeffaf, daha güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi için çaba harcamak.